What did the doctor say? The doctor said no jumping. On the bed. On the bed. Oh no, what's he doing now? Thinking his nose. Oh, what did his mama say? Stop that instant. Don't pick your nose. No. Ballar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Farkında mısınız? Arkada bir telefonda bir cızırtı yok. Ses kirliliği yok. Çünkü Charlie'nin telefonuyla çekiyorum. Charlie'nin iPhone XR telefonuyla çekiyorum şu an. Ne yapıyorum? Küçük ızgaramda patlıcanları ızgaralamak. Patlıcan pişiriyorum. Çünkü musakka yapacağım. Normalde biliyorsunuz bunlar kızartarak yapılıyor ama çok ağır olduğu için biz ızgara ile yapıyoruz. Öyle patlıcanlarımı dizdim. Dorota teyze yanımda. Patlıcanlarımı dizdim. Şimdi onları böyle ızgara yaptıktan sonra, pişirdikten sonra içini hazırlayacağım. İşte kıyma. Aslında birçok farklı tarif var ama bizim evdekiler, ben bunu özellikle bu arada kayınvalidem için yapıyorum. Çünkü çok seviyor. Geçen hafta yapmıştım. Bayıldı. Bu hafta tekrar istedi. Normalde kendimize yaptığımda domates ve biber de koyuyordum. Fakat kayınvalidem onları sevmediği için kıyma, sarımsak, soğan, az domates salçası, işte baharatlar yapıp bunların üstüne koyacağım ve pişireceğim. Böyle bir musakka olacak. Yanında da cacıkla yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Yemek yaparken çek diyordunuz. Buyurun, yemek yapıyorum ve sizler için çekiyorum. Tavanın altını patlıcanları bu şekilde diziyorum. Şimdi onu içine iç yaptım böyle. Etrafa karabiberler döke döke. Burada kıyma, soğan, sarımsak, salça, karabiber var. Tuz var. Birazdan bunu üstüne dökeceğim patlıcanı. Ondan sonra diğer patlıcanları üstüne koyacağım. Biraz bir çay bardağı kadar su koyup kapağını kapatacağım. Bir de öyle pişireceğim. Zaten her şey pişmiş olduğu için pişmesi fazla uzun sürmüyor. Hiçbir konuda olmadığı gibi yemek konusunda bir iddiam yok arkadaşlar. Ama böyle yaparken gösterdim, yaptığın yemeği göster diyorsunuz diye. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Dizdim patlıcanları kıymanın üstüne. Önce alttaki patlıcanın üstüne kıymayı, onun üstüne de bu patlıcanları dizdim. Üstüne biraz su koydum. Normalde o suyu salçalı su şeklinde de koyabilirsiniz ama kayınvalidem mide ameliyatından sonra maalesef domatesli salçalı şeyleri fazla yiyemiyor diye ben normal su koydum üstüne. Bunun içine de az salça koydum. Yani ben normalde böyle biraz daha salçalı seviyorum ama kadının midesi ağrıyor diyor. Fazla yiyemiyor. Böyle. Şimdi pişecek bu. Bu arada akşam alışverişe gideceğiz. Mutfak alışverişine. Şöyle yapıyoruz son zamanlarda. Haftalık yiyecekler listesi belirliyoruz. İşte atıyorum pazartesi günü musakka, salı günü nedir mesela, örnek vereyim makarna, çarşamba günü tavuk salata gibi atıyorum bunları. O listeye göre gidip alışveriş yapıyoruz. Haftanın listesini yaptık ve şimdi gidip onun için alışveriş yapacağız bu akşam. Akşam yemeğinden sonra. Bu da bitmiş hali. Tabii çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Bize afiyet olsun. Allah'a merhaba. Nasılsınız? Ben Deniz. Görebiliyor musunuz? Dorota teyze, Richard amca, Anderson, Charlie ve Anatolia. Bugün bir akvaryuma geldik. Çocukları biraz gezdirelim diye. Hava bomba. Güneşli, açık ama soğuk. Uzun kollularlayım. Böyle. Bu arada biz buraya daha önce gelmiştik. Belki önceki vloglardan hatırlarsanız bu büyük bronz balinaları görünce. Diğerleri nerede? Hiçbir fikrim yok. Okay. Bayağı kalabalık burası bugün. Peki bu baktıklarımızın bebek şarkı, yani köpek balığı oluşu. Şurada gördüğünüz şeyin içinde bırakıyorlar yumurtalarını. Köpek balıkları dediler biz az önce. Bundan sonra önemli bebekler çıkacak. Burada bazıları çıkmış bile, bilmiyorum, görebiliyor muyum? Ve size şu manzaranın güzelliğini göstermek istiyorum. Kaliforniya'ya dair asla eskimeyecek şey şu manzaranın güzelliği sanırım. Muhteşem. Sorry baby girl. Kızıma laf diye geçirdim bir tane. Pardon anneciğim. Aa, adam oynatıyormuş balıkları, pardon. O oynatmasaydı hangi balık nerede diye size gösterecektim ama zaten bizim
kıyılarımızda Türkiye'de köpek balığı falan çok 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 nadir rastlanıyor. Genelde kaybolup gelmiş oluyorlar bildiğim kadarıyla. Bizim öyle dertlerimiz yok ama buralarda yaygın. Yani okyanusa kıyı olan her yerde herhalde köpek balığı riski hep vardır. Bizim Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmadığından öyle risklerimiz yok. Bugün hava çok güzel bu arada gerçekten. Okyanusta sakin gördüğünüz üzere. Kocaman bakar mısın? It's a pawpaw fish with a pawpaw face. Yes. Be careful mama. Şurada iyi olanı. Şu suratı görüyor musun? Korkunç değilse nedir? You touched it? Good job. Cidden kocaman. Şu arkadaki deniz yıldızlarının gerçek oluşu ve canlı oluşu. Bayağı ilginç. Oh, no. Okay, auntie, you know where we are going today. Prepare yourself, okay? The frog is moving. The frog is moving. Yes, moving. Yes, it's you cute. Can. I like it. It's cute. Oh, bless you, anneciğim. Çok yaşa, aşkım. Cover your face. Cover your face, okay? Wait, it just did the... Renklerin değişimlerini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok ilginç. Çok çok ilginç. İnsan dokunması geliyor, çok ilginçler. Çıldıran çocuklar. Bunları görünce çıldıran çocuklar. Neredesin Sharky? Sharky Sharky. Bu da benim küçük şarkım burada. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Here comes again the shark. Sharky shark. It's a baby shark. Baby shark did get a root. Yeah, it's a leopard shark. Anatolia ve Anderson'ı görüyorsunuz. Bilmiyorum fark edecek misiniz? Anatolia shark şarkısını söylüyor. Baby shark şarkısını. Eliyle hareket yaparak. Benim minik manyağım. Delice aşığı oldum. Elleriyle. Bir de şarkı şarkı sesini. Kocaman balığa bakar mısın? Küçücük kuş. Orada kendi şarkı söylüyor. Minicik kuş. Ha çok iyi anneciğim. Kolayla kapatmayı da öğrenmiş. Anneciğim. Are you coming to me? Come to me, come to me, come to me. Gördüğünüz iki tane şey, bir köpek balığının yumurta sac diyorlar. Ne dediğini bilmiyorum ama içinde dikkatle bakarsanız hareket ettiğini gördüğünüz
Bunlar fertilized. Türkçe söylemek istemedim. bebek balıkları. Hareket ediyor, görüyor musun şimdi içinde? Oradan çıkmayı bekliyor. Kabuğundan. Those are baby sharks inside. Baby you can see them moving. Those are baby sharks. No, these ones are hatching. Look. It's not hatching yet. These ones are hatching. They're hatching now? Yeah, the eggs. Look at them. Wow. Some of them are, that one's done, I think. Bunlar yumurtadan çıkan basitler. Crab. There's the one in the back. Yumurtasından çıkış an. They're hatching. Yumurtalarından çıkıyorlar. Oh, that one's emerging right now. Doğma füzelerinden. They're hatching. Go, that one's hatching. Wow. They hatch. That's so cool. Sesinden çıkan bebek. Bebek yengeçler. Çok tatlılar. Anatolia inanılmaz mutlu. Hava çok güzel. Gözümün içinde güneş gözlemem. Arabada unuttum. Süper zeki aldığım için. Öyle ufacık bir sorunumuz var. Ama onun dışında hem hava çok güzel, hem Anatolia çok mutlu. Balıklara bakıyor, çocuklarla oynuyor. Herkes mutlu şu an. Yaşamıyorum güneşten ama sizlere hem canlı yayınıma, hem kusura bakın gözüm kapalı konuşuyorum, cidden açamıyorum. Hem makyaj üstü videoma, hem parfüm videoma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız, beni çok mutlu ettiniz. Bu arada saçımı boyadım dün. Dipler, şu uçlar bildiğiniz siyah gibi ki koyu kahveye boyadım. Dipler biraz daha açık, koyu kahve. Böyle. Biz bir bafeye deniyor. Buraya geldik. Az önce yengeçlere göre canımız yengeç istedi ve biraz yengeç yedik. Anatolia karides denizi. Bunu da daha önce söylemiştim sanırım. O karides yedi. Sonra da teyze somon yedi falan filan. Çerli bir şeyler yedi. Salata falan da yedi. Şimdi artık tatlı faslındayız işin. Gördüğünüz gibi herkes oldu diye. Tatlı yedirmedi herkesinde. Ondan sonra da artık yavaştan eve gideceğiz. Bugün pazar ve ben böyle eve gidip biraz dinlenmek istiyorum. Bunun zamandır vlog çekmediğim için Anatolia çok büyümüş diyenler vardı içinizde. Evet. 3 yaşını devirdik artık. Kocaman minik bir çiki bu kendisi. Gördüğünüz gibi çok şükür mutlu, sağlıklı, bin şükür. Hayatımızın merkezi kendisi. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ufak böyle bir paylaşmak istedim sizlerle. Geçenlerde söylemiştim, tarifler yaptıkça çekeceğim. Bu hafta bilmiyorum yapar mıyım değişik bir tarif ama bunu da yaparsam, çekmeye değer bir şey olursa çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.